Ya her gün antrenman mı olur? Öldük bittik biz burada ya. İstemiyorsan gelme minik pençe. Ama sen bilirsin. Sonuçları ağır olur. Söyleyeyim. Merak etme. Bir şekilde pençeden ayrılacağız. Size de verdiğiniz sözde eğitime de ihtiyacımız yok bizim. Ama bizimki olmasa da illaki bir eğitime ihtiyacınız var. Gergin pençe. Söz nedir? Nasıl tutulur? Bunlarla başlayın. Yek pençe buralarda tek. Güvenimiz bundan ötürü. Sen hesap soran herkese can. Bundan şüphen mi var? Yek düze can pençe. Yek düze can pençe. İskender Gözüpek, Elif Bahar Vadi, Sinan Karayaman, Asya Türk Önder, Arda Tatlı Dilli. Dersten önce müdürün odasına bekleniyorsunuz. Sevgili dayıcım, müdürle ufak bir konuşma yaptı herhalde. Buyurun, buyurun. Sen gelene kadar tutayım ben bunu. Hadi, siz geç kalmayın. Tamam abla sakin. Tamam abla. Yek. Dü. Se. Çar. Yek. Dü. Se. Çar. Pençe. Siz söylemeden ben söyleyeyim efendim. Bu yaptığınız haksızlık. Ne diyorsun evladım, anlamadım. Vallahi biz de anlamadık müdür bey. Burayı muteber bir okulu bilirdik. Çok şükür zaten öyle. Madem öyle neden bir kişinin ağzından çıkanlarla karar veriyorsunuz? Bize yazık değil mi? Bir dakika, hangi kişinin? Tamam müdür bey, tamam. Siz çoktan bizim hükmümüzü vermişsiniz. Kırın kalemi, kesin cezamızı. Vallahi gitmem. Kapıya zincirlerim kendimi. Evladım sakin olun. Seviye tespit sınavlarının sonuçlarını açıklamak için çağırdım sizi. Öyle desene. Desenize. Maşallah hepiniz çok iyi notlar aldınız. Sizin gibi zeki öğrenciler okulumda olduğu için gurur duyuyorum. Yani? Yani sizi bu okula almak hayatta vermiş olduğum en iyi kararlardan biriymiş. Kovmuyorsunuz yani bizi. Ne koması? Nereden çıkıyor? Koma falan yok. Hiç mi yok? Allah Allah. Sizin için özel sınıf açtım. Bundan sonra eğitiminiz orada devam edeceksiniz. Yani şimdi babamın aşağı yere girebiliyoruz öyle mi? Evet. Evet. Allah. İskender kardeşim ne yapıyorsun acaba? Biz sevince böyle yapıyoruz da. Evet. Kusura bakmayın. Toz kaparan, toz kaparan. Hadi o zaman.